bir seçime giriyorsunuz ve seçimi kendi yapacaklarınız üzerine inşa etmiyorsunuz, vaatleriniz üzerine inşa etmiyorsunuz, projeleriniz üzerine inşa etmiyorsunuz, bir Türkiye vizyonu üzerine inşa etmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Rakibinizi suçluyorsunuz, rakibinizi eleştirmenin ötesinde suçluyorsunuz, kriminalize ediyorsunuz. Ona bir e, meşru bir siyasi rakip değil de bir suçlu gibi muamele ediyorsunuz ama sonra bir bakıyorsunuz ki kaybediyorsunuz Ondan sonra da e, ne teorileri geliyor İşte bu seçmen halkımız işte kendi böyle şeylere inanmıyor halkımız işte makarnaya e, kömüre oyunu satıyor gibi gerçekle alakası olmayan teoriler e, geliyor geldi şimdi roller değişti dün sistem kendilerine nasıl yükleniyorsa bugün Erdoğan ve iktidar, AKP iktidarı rakiplerine aynı şekilde yükleniyor. Bu yüklenme de başlı başına aslında kaybetmekte olduklarının göstergesi bence. Normal şartlarda bu kadar deneyimli bir siyasi hareketin İstanbul seçimlerine ki iptal ettirmeleri ayrı bir hataydı, başlı başına bir hataydı, neyse onu bir kenara koyalım. İstanbul seçimlerine İstanbul'la ilgili girmesi ee, öyle girmesi, İstanbul'la ilgili projelerle girmesi, bir kucaklayıcı, kapsayıcı bir perspektifle girmesi beklenir. Bir şeyler anlatması beklenir ki son dönemde Binali Yıldırım birazcık yapar gibi oldu, yapmaya çalıştı. Ama çok geçti çünkü 31 Mart öncesi e, yaşananlar, o beka temelli kampanya ortadaydı. Bir de diğer taraftan her ne kadar söylediği gibi mitingler yapmasa bile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gölgesi hep peşini takip ediyordu. Ve nitekim Erdoğan geldi, olaya el koyuyor şu anda. Toplu açılış, toplu açılışlar yapıyor. Dün yaptı, bugün yapıyor, yapacak. Son güne kadar herhalde bu tür faaliyetler yapacak. Halkı selamlamalar var, halkı konuşmalar var programında. İstanbul'u 31 Mart öncesindeki kadar olmasa bile tekrar bizzat, elini almış durumda ve bunu yaparken de ama İstanbullulara çok fazla bir şey söylemiyor. İstanbullulara rakibi ki adını da anmıyor Ekrem İmamoğlu'nun. Mesela diyor ki Binali Bey'in rakibi diyor ya da CHP'nin CHP'nin adayı diyor.